Selamünaleyküm bu videonun değerli izleyicileri. Hepiniz Turkish Engineering kanalına hoş geldiniz. Ben Emir İşlem. Bugünkü videomuzda, hatta bu akşamki videomuzda sizlere örnek yapacağımızı söylemiştik. C++ üzerinden örnek yapacağız bu akşamki videomuzda. Yalnız bu videonun gidişatı şöyle olacak. Video biraz kısa bir video olacak. Daha çok böyle örneği yapıp geçmekten ziyade hani buraya gelen değer niye geldi? Bunun yerine başka bir değer gelse olmaz mıydı tarzında böyle öğretici bir video yapmayı planlıyorum. Umarım herkes için faydası olan bir video olur. Şimdi tabii yeri gelmişken şundan da bahsedelim. Yani niye bu kadar çok bir ara verdik videolara? Neden yani bu kadar uzun zamandır video çekilmiyor? Niye bu kadar uzun zamandır video gelmiyor diye düşünebilirsiniz. Yani bunun sebebi malum, şimdi bizim de kendi okul derslerimiz vardı. Kendi derslerimiz, sınavlarımızın yoğunluğu vardı. Yani çok şükür kalan derslerimizi de verdik. Şu anda stajyer olarak bu videoyu çekiyorum. Yani şu anda stajyer olduk hepimiz. Bu kanaldaki bütün arkadaşlarım. Ben de aynı şekilde. Şu anda stajyer olanlarımız stajyer oldu. Okulu bitirenlerimiz de oldu tabii aramızdan. Diplomasını alanlar oldu. Yani ders yoğunluğundan falan kanalı bayağı bir, yani ben kendi adıma ihmal ettim. Bayağı bir video gelmedi o yüzden benden yana. Kusura bakmayın o yüzden. Şimdi en sonki videomuzda örnek yapacağımızı söylemiştik sizlere. C++'da karma örnek yapmıştık zaten herhalde bir tane. Yani internette oynatma listesinde bir video olması lazım. Öyle karma örnekler bir şeklinde bir video yapmıştık C++ üstünden. Bu da ikinci video olsun dediğim gibi. Şimdi dilerseniz başlayalım bu ekranda görünen örneğimizle. Şimdi bu ekranda görünen örneğimizde bizim dikkat etmemiz gereken şey buradaki float kısmı. Bakın şuradaki float kısmına dikkat etmemiz lazım. Bizim dördüncü satırımızdaki şu float kısmına dikkat etmemiz lazım. Neden? Buradaki float kısmı ya da double da olabilir. Bunun yerine mesela double da yazabilirsiniz. Tabi bunların arada nüans farkları var. Ufak kullanım farkları var. Mesela siz hem double'a hem float'ı reel sayılarda kullanabilirsiniz. Ama buraya int koyarsanız, burası int olursa, şu sayı birin önü int olursa bunu reel sayılarda kullanamazsınız. Şimdi reel sayılarda kullanamazsınız derken ben şunu ifade ediyorum. Sadece tam sayı gelir int olduğu zaman. Yani 1, 3, 5, eksi 1, eksi 15 gibi sayılar, 0 bile gelebilir. Onda sıkıntı yok. Ama ne bileyim, buraya siz int koyup da mesela 5.7 artı 8.5 yapamazsınız. Çünkü bu integer fonksiyonudur. Integer fonksiyonu da kendisinden küçük olan en büyük tam sayıya yuvarlar. Mesela atıyorum ki siz bunu bu şekilde bıraktınız. Int sayı 1, 2, 3 toplam. Birinci sayı giriniz dediğinde siz oraya gidip de 5.7 yazarsanız bu size 5 verir. Yani size şöyle diyelim. Atıyorum ki program, buraya bir yorum satırı oluşturalım. Yani komut sistemi size buradaki şeyi yazdığında, şu cout'un içindeki ifade var ya, bunu yazdığında, bunu ben buraya kopyalıyorum, bu şekilde bir karşınıza geldiği zaman bu ifade, siz buraya gelip de 5.7 yazarsanız bunun çıktı size 5 olarak dönecek. Yani mesela 5.7 yazdınız, ikinci sayıya 10 yazdınız, cevapta 15.7 değil direkt 15 alırsınız. Gösterelim ne demek istediğimizi. Mesela bakın burası şöyle yakınlaşıyor mu? Bakın şöyle. Burası şu anda int. Integer yani tam sayı. Çalıştıralım. Çalış abicim. Bakın şimdi kodumuzu çalıştırıyoruz. Birinci sayı giriniz dedi. Girelim. Şimdi demin dedik ki virgüllü bir şey. Mesela virgüllü bir şey girelim. 5.7 girelim mesela. Tıkladım. Bakın direkt geldi. Sayıların toplam 5. Bunu niye böyle yaptı ben de bilmiyorum. O yüzden tekrardan deneyeceğim. Deneyelim tekrardan. Bazen çünkü böyle kendi kafasına göre takılabiliyor. Şimdi 5,7 deneyelim bu sefer de. Tıkladık. Niye böyle oluyor?
Bir bakalım hemen niye böyle oluyor. Hatta şöyle yapalım isterseniz. Kodu sizinle sıfırdan yazalım. Ben bu kodu az önce videodan önce yazdım. Bir yanlış yer var mı kontrol edelim. Ondan sonra niye öyle bir şey yapıyormuş anlayalım. Siliyorum şimdi bunu. Sildim. Şimdi ne yapıyoruz biz? 3 sayı toplatacağız. Toplatalım. Buradan include input output stream diyeceğiz. IO stream. İkinci satıra geçtim. Using namespace std. Bunları zaten biliyoruz. Yani bu bizim standart isim uzayımız. Namespace std dediğimiz standart isim uzayı demek. Sonra ne yapıyorum? Int main fonksiyonumu açıyorum. Int main fonksiyonumu açtım. Bir tane yay ayraç parantez açtım. Şimdi sayımı tamamlamam lazım. Sayımı tanımlarken affedersiniz. Ne yapıyorum? Dedim ki bu tam sayı olsun. Yani integer olsun. Olsun dedim. Int sayı olarak birinci sayı yerine sayı 1 dedim. Virgül. İkinci sayı yerine sayı 2 dedim. Virgül. Üçüncü sayı yerine sayı 3 dedim. Bir de bunların toplamı var. Toplam fonksiyonunda toplam şeklinde tanımlıyorum. Ya da T işte top şeklinde falan da hani top KDV falan derler ya toplam KDV. O şekilde de mesela tanımlayabilirsiniz. Size kalmış yani nasıl tanımlayacağınız keyfinize kalmış. Bunu bu şekilde ben tanımladım. Şimdi ilk baştan sayı girdirmem lazım. Sayı girdirelim. Cout. Birinci sayıya yönelik işlem yapacağım. Yapalım. Lütfen birinci sayıyı giriniz. Yani burada Türkçe karaktere çok da fazla gerek yok. Zaten biliyorsunuz dünya dili İngilizce üstünden döndüğü için Türkçe karakterin pek de bir önemi yok programlarda. Burada cin benden birinci sayı istiyorum. Birinci sayı burada ilgilendiren parametremiz. Buradaki sayı 1. Bunu buraya yazacağım. Yazalım. Sayı 1. İkinci olarak ben ikinci sayı isteyeceğim. Yani şöyle olacak programın gidişatı. Birinci sayıyı yazdıracağım. İkinci sayıyı yazdıracağım. Üçüncü sayıyı yazdıracağım. Bu üç sayıyı toplatacağım. Toplam diye sunacağım kişinin önüne. Devam edelim. Cout. Burada ikinci sayıyı giriniz. Şimdi ikinci sayı istedim. Hatta burada da program dili tam olsun. Şuradaki rica ifadesini de ekleyelim. Buradan cin dedim. Sayı 2 dedim. Burada ikinci sayıyı ilgilendiren parametreyi getiriyorum. İkinci sayı istiyorum ya ben. İkinci sayı burada sayı 2 olarak atamıştım. Bu atadığım parametreyi cin yerine yazıyorum. Tanımlansın diye. Tanımlı olsun fonksiyonum diye. Şimdi üçüncü sayı isteyeceğim. Cout. Ne olacak? Lütfen. Lütfen. Üçüncü sayıyı giriniz. Üçüncü sayı yazacak. Yine C'nin içerisine üçüncü sayı yazacak. Sayı 3 şeklinde bunu buraya atayacağım. Şimdi burada dikkatinizi çekmek istediğim önemli bir konu var. Bir C'in bir C out'umuz var bizim. Burada bunu yorum satırı olarak gösterelim isterseniz. C out'u zaten biliyoruz. C out'u yazacaksanız önüne iki tane küçüktür işareti koyup tırnak içerisinde istediğiniz bir şeyleri yazıp daha sonra noktalı virgül koyarsınız. Cout budur. Mesela buraya yazalım. Diyelim ifade. Bu yazılacak şey işte buraya yazmak istediğiniz her şey. Buraya yazmak istediğiniz her şey olur. Yorum satırında Türkçe karakterde kullanılabilir. Çünkü yorum satırı program çalıştırıldığı zaman komut isteme ekranında görülmez. Peki cout'ta durum bu. Yazmak istediğiniz her şeyi cout'tan sonraki tırnak işaretlerinin içerisine yazarsınız. Bitişte de bir tane noktalı virgül koyarsınız. Olayı bitirirsiniz. Cout'tan sonra da iki tane küçüktür işareti kullanırsınız. Peki cin'de durum ne? Cin'de durum biraz ters. Cin yazacağız. Bu sefer büyüktür işareti koymamız lazım. Büyüktür işaretini de klavyede nasıl yapıyoruz? Küçüktüre bastığınız bir tane tuş var ya, bu sol taraftaki Shift'in hemen sağında. Shift ile Z arasındaki kalan tuş. Zaten orada sembolleri var üstünde. Klavyede Shift ve Z arasındaki kalan tuş. Sol taraftaki Shift ile Z arasındaki kalan tuş. Buna basarken aynı zamanda sağ taraftaki Shift'e veya soldaki Shift'e fark etmez. İşte bu tuşa Shift ile beraber basarsanız büyüktür işareti çıkar ekranda. Bunu yaptığınız zaman bu sefer ikinci bir farktan bahsetmek istiyorum size.
Buradaki gibi bu tırnak işaretini, hatta biz bunu bir yakınlaştıralım. Bu tırnak işaretini C'inde kullanmayacaksınız. Bunu kullanırsak yanlış olur çünkü. Buradaki gibi tırnak işareti olmadan, bakın C'inde burada tırnak işareti yok ama C'de tırnak işareti var. Buradaki gibi tırnak işareti olmadan C'inde tanımlanan, hatta sizin tanımladığınız parametreyi buraya yazacaksınız. Buraya yazmak zorundasınız tanımladığınız parametreyi. Burada herhangi bir tırnak işaretine falan gerek yok. Sonrasında noktalı virgülü gene unutmuyoruz. Tanımladığınız parametre dediğimiz şey de buradaki int'in altında yer alan bunlar. Bu ifadeler. Sayı 1, sayı 2, sayı 3, toplam, fark, bölme, artı neyse bunlar size kalmış dediğim gibi. Yani ben burada sayı 1 yerine S1 yazabilirim. Ne bileyim sayı 2 yerine S2 yazabilirim. S2 yani. Sayı 3 yerine S3 ya da S3 yazabilirim. İşte ne bileyim toplam yerine top yazabilirim. T yazabilirim. Artık yani bana kalmış. Bunları geri çevireyim. Şöyle küçük harfle yazalım. Daha adam gibi olsun. Burası sayı 3. Burası sayı 2. Bakın burada Türkçe karakter şey olduğunda hemen bu 2'yi mor yaptı. Hemen sıkıntı yapıyor yani program. Türkçe karakteri mümkün mertebe kullanmayalım. Sayı 1, sayı 2, sayı 3 toplam. Hatta şöyle de yapalım isterseniz. Şimdi biz burada Türkçe karakter tanımlatmak için bu int main yerine LC all Turkish ifadesini yazıyorduk. Yani şöyle LC alt tire all burada virgül vardı. Parantez, pardon parantez değil böyle tırnak işareti açıyorduk. Şu şekildeydi yanlış hatırlamıyorsam. Bunu kontrol edelim. Şimdi kontrol edelim onu biz. Bir saniye. Hemen ben onu bir kontrol yapacağım. Telefondan resmini çekmiştim. Bir bakayım telefona. LC All Turkish. Evet. Hatta şöyle de bulalım isterseniz. Bu LC All Turkish'i. Bir saniye lütfen. Burada. Yok herhalde. Burada baktım da bulamadım. Onu ilerleyen zamanda bakarız isterseniz. Şöyle bir bakalım. Merak ettim şimdi. LC All Turkish C++'da Türkçe karakter. Şimdi burada evet buldum. Bunun iç kısmı doğru. Burası parantez içi. Burada bir parantez var. Bir de burada bizim tanımladığımız setLocale diye bir fonksiyonumuz var. SetLocale tanımlayalım. SetLocale LC all Turkish. Bu şekilde bunu tanımlarsanız Türkçe yazarsınız. Yani burada sayıyı yerine sayıyı yazarsınız. O şekilde değiştirelim. Sayıyı giriniz. Burasını ü yapalım. Lütfen birinci sayı giriniz. Bu parametreye dokunmuyorum. Bunlar dursun. Bunlar dursun. Bu parametreye dokunmayacağım. Sonra ne yapacağım? Buradaki İngilizce karakterleri Türkçeleriyle değiştirip yoluma devam edeceğim. Daha sonradan bu set lokale Turkish kısmını silip kodu İngilizce şekilde de çalıştıracağız. Bu şekilde. Şimdi bunu girdik. Bunu buraya ekledik. Bunu yazdık burada. Parametrelerimizi tanımladık. Parametrelerimizi atadık. Atadıktan sonra 3 parametremizi de atadık. Şimdi bu toplamı yazdırmamız lazım. Bu toplamı buraya yazdıracağız. Şimdi üçünü toplayacak, yapacağı bir işlem lazım. Yapsın. Cout. Böyle yazalım. Sayıların toplamı. Sayıların toplamı dedik. Bu şekilde küçüktür küçüktür diye devam ediyorum. Buraya atadığım toplam fonksiyonu var ya. Bunu
bu toplam fonksiyonunu buraya yazacağım şimdi. Toplam küçüktür küçüktür dedim. Bu end l fonksiyonunu kullandım. End line yani satır bitişi. Şimdi buraya işlem yazacağım. İşlemimiz şu olacak. Toplam eşittir. Bunların toplamı. Buradaki parametreyi aldım. Buraya yazdım. Eşittir dedim. Bu sayıları toplayacak. Toplasın. Sayı 1 artı sayı 2 artı sayı 3. Bunları toplayacak. Topladıktan sonra sayıların toplamı diye bize bunu gösterecek. Bir bakalım yanlışımız var mı? Şöyle kodu bir toplam gösterelim. Kodumuz bu normalde. Çalıştıralım. Bakalım bir hata bir şey çıkacak mı? Şimdi birinci sayı giriniz dedi. Ondan önce şunu gösterelim. Bakın burası Türkçe karakter. Ü. Küçük ı'lar. Küçük ı'lar. Bunlar Türkçe karakter. Sıkıntısız bir şekilde bize bunu çalıştırdı. Birinci sayı giriniz dedi. Girelim. Bizim şeyimiz ne? Int. Bakın biz int dedik. Tam sayı girmemiz lazım o yüzden. Tam sayı giriyorum. Mesela diyelim 10 olsun. Bastım. İkinci sayı istedi. Bakın şimdi normal az önceki gibi sıkıntı yapmadı. Kendi sayıları tek tek istiyor. Mesela 5 diyelim. Üçüncü sayı giriniz dedi. Üçüncü sayı olarak da mesela 7 diyelim. Şimdi buranın normalde ne yapması lazım? 7, 5 daha 12. 10 daha koyalım. 22 yapması lazım. Şimdi normal şartlarda bu bana ne diyecek? Sayıların toplamı 2 nokta üst üste 22 diyecek. Basalım. Evet. Gördüğünüz üzere sayıların toplamı 2 nokta üst üste 22. Bu üçünü topladı. Sonucu buraya atadı. Bunu da cout'un içinden aldı, çalıştırdı. Bakın atanan sonuç bu. Bu end line'ı satır sonu komutudur bu. Yani bunu yazsanız da olur, yazmasanız da olur. Fark etmez. Yani bu böyle de kalabilirdi. Yani bu yazılmadan bu şekilde de kalabilirdi yani. Bu direkt satır sonu komutu, satır sonu komutu değil pardon, toplam komutunu burada çalıştırdı. Sayıları topladı. Cout'un içinde bunu yazdı. Tamam. Enter diyelim. Çıkalım. Şimdi bu end line'ı buraya yazmadık ya. Bir de bu şekilde çalıştıralım. Hata alacak mıyız? Almayacağız. Almadık zaten. Mesela 1, 4, 5 olsun. Toplamı 10. Aynı şekilde. Sadece ne yaptım? End line'ı kaldırdım. Burada bu end line vardı. Bunu ben buradan kaldırdım. Tabii burada işlemi de kaldırdım. İşlemi direkt geri yazacağım. Toplam eşittir dedim. Buradan sayı 1 artı sayı 2 artı sayı 3. Bu şekilde bunu yazdım. Bitti. Şimdi bu tam sayılar için olan. Bir de double ya da float koyalım. Mesela double koyalım. Double koyduk. Burada şimdi reel sayılar için olan. Virgüllü, virgülsüz fark etmez. Hepsi için bu geçerli. Çalıştıralım. Şimdi bu double. Mesela birinci sayımız. Girelim. 1.4. Şimdi burada bu double da sıkıntı çıkartıyor benim anladığım kadarıyla. Buraya geri int yapalım bakın. Int'te demin böyle bir problem çıkmadı. Evet int'te az önce böyle bir sıkıntı olmadı. Girdim 1, 4, 5, 10. Sıkıntı yok. Bu double da niye böyle yapıyor? Bakalım. Double yazınca gerçekten ben de bilmiyorum yani neden böyle bir şey yaptığını. 2, 3, 4, 9. Şimdi double da şimdi şöyle biz az önce 2,4 dedik. Bunları iptal etti. Sayıların toplamı 2 dedi. Yani ne demek istiyorum? 2,4'ü tek sayı gibi alıyor galiba bu. Galiba'dan kasıt şu. Şimdi az önce demiştim ya integer'da noktalı sayı girerseniz tam kısmını alır gerisini almaz. 2,9'da girseniz cevap 2 olur. 2,4'te girseniz cevap 2 olur. Bu burada onu yapıyor işte. Integer gibi bunu okuyor. Gerisini iptal ediyor. Direkt sonuca odaklanıyor. Yani 2,4'ü direkt 2 kabul ediyor. Benim anladığım bu. O yüzden biz ne yapacağız? 2,4 değil 2,4 yapacağız. Yani şuradaki virgül var ya. Bu virgül yerine nokta yazacağız. Yazalım. Bakın. Şimdi olayı çözeceğiz. 2,4 değil. Yani bu şekilde değil, 2,4'ü bu şekilde değil, bu şekilde yazacağız. Noktalı şekilde. Böyle yazacağız.
Yazalım. 2,4. Şimdi bakın, ikinci sayı istedi benden. Niye? Noktalı olduğunda ondalık sayı bunu kabul etti. Mesela 0,6 diyelim. Üçüncü sayıyı da girelim. Ne olsun mesela üçüncü sayı? 1,8 olsun. Toplasın, 4,8 yapacakmış bunun cevabı. Bu şimdi ne kadar doğru? Şimdi mesela bunu topladık. 3. Bunu da topladık. 4,8. Güvenilir. Sıkıntı yok yani. Safe. Şimdi yani şunu söylemek istiyorum. Buraya mesela bunu biz yorum satırı olarak düşebiliriz. Düşelim hemen. Kodda double kullanıldığında, yani bu double olmaz da mesela double yerine float da olabilir. Double, float tarzı şeyler kodda kullanıldığında ondalıklı sayı yazılırken, şurada yanlış olmuş. Ondalıklı sayı yazılırken araya nokta yazılır. Virgül konmaz yani. Mesela 2,4 gibi.